Merhabalar, yeni bir videoya hoş geldiniz. Şu an aslında inanın çok sinirliyim. Bugün günlerden, onu söyleyeyim, Perşembe günü 14 Mayıs. Ve ben Vural çocuklardan evden çıktığımdan beri videonun başında oturuyordum. Ve rahat 2 saat boyunca edit yapmışımdır. Kendime çok kızıyorum bu arada. 2 saat edit yaptıktan sonra insan bir şey tuşuna basar. Hani arada böyle bir kaydetme tuşu var. Yani insan arada bir oraya basar değil mi? Hani bir şey olur, bilgisayar kapanır vesaire. Bütün emeğim boşa gider diye. Hani bir öncekinden akıllanmışımdır diye ama akıllanmamışım. Birdenbire program kapandı kendiliğinden ve bütün editlediğim her şey gitti. Tekrar sıfırdan başlamam gerekiyordu ve bu sefer gerçekten bunu kaldıracak kafam yoktu. Çünkü Vural sırf ben rahat rahat çalışabileyim diye kızların ikisini de alıp alışverişe gitti. Ve ben bunun ne kadar zor ve ne kadar yorucu olduğunu biliyorum. Onun da bu emeği boşuna gitmesin diye dedim ki Burcu hayır, bugün video yüklemek istiyorsun ve bunu yapacaksın. O yüzden soru cevap videosu yapmaya karar verdim. Böyle son saniye, yani şu bilgisayar masası nerede? Şurada arkamda. Şuradan nasıl kalkıp, nasıl duş aldım, nasıl hazırlandım? Hangi hızlılıkta buraya oturdum? Ne kadar hızlı size Instagram'dan ve YouTube'dan soru sormanızı istedim gerçekten bilmiyorum. Bunların bütün hepsi galiba yarım saat 40 dakika içerisinde oldu. Lafı çok fazla uzatmayacağım. Direkt başlıyorum ve bunun ardından direkt bir vloga başlıyorum. Çünkü size göstermek istediğim, anlatmak istediğim o kadar çok şey var ki. Her neyse, gerçekten lafı daha fazla uzatmayayım. Ve başlayayım. Bu arada bu videoyu gerçekten fazla editlemek de istemiyorum. Böyle dümdüz yüklemek istiyorum aslında. Bakalım olacak mı? Şu anki hırsımla, şu anki sinirimle, şu anki enerjimle aslında olabilir bir durum ama olmayabilir de. Bakalım. Evet, başlıyorum. Instagram'dan başlıyorum. Tabii ki internetim olursa. Ya bir şeyler ya da birileri benim YouTube yapmamı gerçekten istemiyor galiba. Evet, Neşe Zafer Cafer. Instagram'daki ismi bu. Ben sana kısacası Neşe diyeceğim. Çünkü galiba bana bu soruları soran kişi Neşe aslında. Abonentin buluşması düşünüyor musunuz? Çok sevinirim eğer düşünürseniz. Biz Nürnberg'de yaşıyoruz, seve seve geliriz demiş. Düşünmüyorum desem... Size karşı çok ayıp etmiş olur muyum? Yani çok fazla abone sayım yok zaten. Ve öyle bir yerde yaşıyorum ki gerçekten bu buluşmayı nerede yaparım, nasıl planlarım şu an hiçbir fikrim yok. O yüzden bu abone buluşması gerçekten benim için daha çok uzakta olan bir şey. İleride abone sayısı yükseldiğinde ve ben... Az çok olsun, kim daha fazla nereden geliyor, nerede yapmam daha mantıklı olur. Bunları gözüme kestirebildiğim anda belki yapabilirim. Ama şimdilik öyle bir durum yok. Ama Nürnberg'de yaşıyorsan öyle de buluşabiliriz. Yani çok yakınsın bana. Bir saatlik yol. Mine Ali sormuş ki, Sude göz tedavisi nasıl gidiyor? Interval fasting hakkında ne düşünüyorsunuz? Sude'nin göz tedavisi şu an... Gerçekten olduğu yerde duruyor diyebiliriz. Çünkü yine şu 3 ay aşamasındayız. Bana sorarsanız gözlerinde hiçbir düzelme yok. Hiçbir şekilde bir düzelme yok. Ve biz şu anda sadece merakla hastanedeki randevumuzu bekliyoruz. 6. ayın 18'inde olması lazım veya 16'sında, tam emin değilim şu an. Münih'te büyük bir klinikte randevumuz var. Bakalım oradaki profesör ne diyecek? Oradaki doktorlar ne diyecek? Yani nasıl kararlar verilecek? Gerçekten bilmiyorum, emin değilim. Ama kreşe başlamadan önce, kindergarten'e başlamadan önce hal olsa çok sevinirim. Çünkü birincisi gözleri çok yoruluyor.
Bazen bir şeye çok dikkatli bakmak istediği zaman, gözü çok yorulduğu zaman gözünü böyle kaşıyor. Yani ya gözümü ağrıyor desem ya da yorulduğu için mi o hareketi yapıyor desem gerçekten hiç bilmiyorum. Beni üzen tek şey bu yani. Yani sürekli çocuğun eli gözünde, yani rahatsız olduğunu çok net belli edebiliyor aslında bize karşı. Ve şöyle bir şey de var. Burada da çok açık konuşmam gerekiyor. Ben Defne'yi okuldan aldığım zaman otomatikman küçük çocuklar bebek gördükleri zaman hemen bebek arabasının etrafına toplanıyorlar. Ve o kadar çok çocuk Defne'ye işte senin kardeşinin gözünde ne var? Senin kardeşin kör mü? O kadar çok soru soruyorlar ki. Defne için de çok üzüldüm. Çünkü Defne çoğu zaman ne diyeceğini gerçekten bilemiyordu. Bir keresinde bana da gerçekten çok üzülerek sormuştu. Benim kardeşim gerçekten kör mü diye, göremiyor mu diye. Ve bana şunu bu durum bana şunu gösterdi. Yani Sude ileride kreşe başladığı zaman başka çocuklar ona sürekli bu soruları soracaklar. Ve bu beni biraz korkuttu gerçekten. Çok açık konuşmam gerekiyor. Yani kızımın gözünden dolayı saçma sapan sorular duymak zorunda kalmasını istemiyorum. O yüzden inanın o Münih'teki termini böyle çekiyorum. Bir yandan sevinçle, hani bir neticeye ulaşabiliriz belki artık diye. Bir yandan da çok büyük bir korkuyla. Çünkü ameliyat olsun derlerse ameliyattan da çok korkacağımı biliyorum. Ama yine de her zamanki lafımın arkasındayım. Allah Betir'inden korusun. Buna da şükür. Bunu bir şekilde atlatacağımıza eminim. Mine Ali yine sormuş. Zaten çok soru sormuş. Çok teşekkür ederim. Gerçekten böyle soru sorun soru cevap videosu yapacağım dediğim zaman, soru gelmediği zaman üzülüyorum. Lütfen soru sorun. Yani bu komik bir soru da olabilir. Çeşit farklı bir soru da olabilir. Yani her türlü bir şey sorabilirsiniz. Maksat muhabbet. Yani bu soru cevap videoların maksadı gerçekten muhabbet. Siz beni daha iyi tanıyın. Öyle. Çocuksuz hayatını en çok neyi özlüyorsun demiş. Çocuksuz hayatımdan en çok neyi özlüyorum? Galiba çocuksuz hayatımdan en çok tatil yapmasını özlüyorum. Çünkü çocuklarla tatil yapmak, çocuksuz tatil yapmakla arasında uçurum var yani. Gerçekten koskocaman bir uçurum var. Yani havuz kenarında veya plajda böyle yatmak ve işte çocuk ne yapıyor ya da çocuk ağlıyor mu ya da çocuk yemek mi yemek istiyor, bunları düşünmeden, bunları kafama takmadan bütün gün böyle güneşin altında sahilde yatmak isterdim. Elimde bir kitap. Bunu, yani en çok bunu özlüyorum. Influencer'ın çıkarttığı ürünleri genellikle alıp deniyorsun. Normal ürünlerden daha iyi olduğunu düşünüyor musun? Yoksa fazla abartıldığını mı düşünüyorsun? Influencer'ların çıkarttıkları ürün. Yani şimdi alıyorum. Yani yalan yok, alıyorum, deniyorum. Merakımdan alıp deniyorum tabii ki ben de. Bir yandan da işte hani size göstereyim. Tavsiye edebilir miyim, edemez miyim? Çünkü bu tarz videoları ben çok beğeniyorum. Yani bir şeye almadan önce ben de her zaman YouTube'a zaten yazarım. Mesela bir fondöten olsun ya da bir saç ürünü olsun, maşa olsun. Yani YouTube'a bir yazarım, bakarım birisi denemiş mi, böyle bir video çekmiş mi, onu izlerim. İşte tavsiye edebiliyor mu, edemiyor mu? Sonra şunu söyleyebilirim, gerçekten çok abartıldığını düşünüyorum. Evet, çünkü hemen hemen bütün influencerlar bir ürün çıkartıyor. Şimdi 2-3 sene sonra ben de çıkartıyormuşum, o zaman bana bu videoyu hatırlatırsınız. Yok, şaka yapıyorum yani gerçekten. Tabii ki onların da şöyle bir çabası var. Bunu da gayet anlıyorum. Yani
YouTube'la geçinen bir insan, bir blogger, bir influencer şu sorunu yaşıyordur eminim ki, geleceği düşünerekten. İşte geleceğini sabitlemek, yani sağlamlaştırmak, para konusundan. Yani her ne kadar biz işte huzur, sağlık falan önemli desek de para da çok önemli bu dünyada maalesef. Ve bu insanlar tabii ki geleceğini bir şekilde garantilemeleri gerekiyor. Ve bunun en kolay ve en sağlam yolu galiba bir influencer olarak bir ürün çıkartmak. Ve bu ürünün sayesinde çok miktar para kazanmak ve o parayı bir şekilde yatırıma çevirip geleceği sağlamlaştırmak galiba çok önemli. Bunu düşünerekten yola çıkarsam hak veriyorum ve ürün çıkartmak da çok kolay bir şey değil. O yüzden saygı da duyuyorum. Ama hepsinin bir ürün çıkartması, yani şimdi detaya girebilirim. Bir takım örnek size anlatabilirim. Ne kadar saçma bulduğum bazı şeyler var. Aşırı saçma bulduğum şeyler. Evet, bir dahaki soruya geçelim. Korona zamanında evde olduğun için daha fazla alışveriş yaptın mı? Şimdi belki şaşıracaksınız. Ama tam tersi oldu. Evde çok vakit geçirdiğim için bazı şeyleri gördüm. Bazı şeyleri gözümün önüne getirdim. Bazı şeyleri tarttım. Ve şunu fark ettim. Alışverişi biraz kısmamın gerektiğini fark ettim. O yüzden de bu korona zamanında aslında neredeyse hiç alışveriş yapmadım. Tabii ki bir takım şeyler aldım. Ama eski Burcu olsaydı inanın bu korona zamanında feci bir bomba patlaması gibi bir alışveriş olurdu eminim. Ama dediğim gibi tam tersi oldu. Bu korona zamanı bana birçok yönden iyi geldi. Yani bazı şeyleri düşünmeme, gözünün önüne getirmeye bana bir vakit sundu. Bu da bana iyi geldi gerçekten. Ve Mine Ali'nin son sorusuna geliyorum. Gelecek planların neler? Çok gerçekleştirmek istediğin bir hayalin var mı demiş. Benim şu an sadece bir tane hayalim var. Yani böyle nasıl söylesem size, gerçekçi olan bir hayalim. Yani yapabileceğim bir şey. Ve çok fazla planlayamasam da bir şekilde biraz da olsun Vural'la birlikte planladığımız bir şey. Ev sahibi olmak. Yani çocuklarıma bahçeli bir ev sunmak. Benim şu anda aslında tek planım ve tek hayalim. Yani aslında biz Vural'la birlikte o konuya gerçekten %100 odaklanıp o konuyu halletmek istiyoruz. Aradan çıkarmak istiyoruz. Bu demek değil ki seneye ev sahibiyiz. Bu 2 senede sürebilir, 5 senede sürebilir. Ev sahibi olmak ucuz ve kolay bir şey değil. Gerçekten bunun arkasına durup çok çalışmak lazım. Hele ki bizim hayalimizdeki eve sahip olmak için gerçekten çok çalışmak lazım. Ve evet, Mina kamerayı devirebilir her an. Rahat mısın? İyi bari. Yani şu anki hayalimiz, planımız bu. Nilgüncüm sormuş ki, alışveriş sence Türkiye'de mi daha çeşitli, güzel, yoksa Almanya'da mı? Kızları öpüyorum demiş. Biz de seni çok öpüyoruz. Tabii ki de Türkiye. Yani Türkiye. Türkiye'de daha güzel alışveriş. Yani daha başarılı. Yani ve daha ucuz. Yani lira olarak ucuz olmasa da bize göre tabii ki daha ucuz. Yani öyle bir durum var. Ali Seyda sormuş ki, eşinizle nasıl zaman geçiriyorsunuz? Mesela bir yere gidelim dediğin zaman tepkisi ne?
ve gidelim diyorsa size onaylamasının sırrı ne? Benimki ne desem hayır hayır bu arada. Eşinizi rica etseniz de buradan eşime seslense bizimle daha çok zaman ayırsın. Yoksa zaman beni ondan ayırabilir maalesef. Bu durumdan çok bıktım. Zamansız erkeklerle evlenmek, erkeklerde evlenmek, kızlar bırakın onların işleri var, her zaman işleri var. Doğru dürüst okuyamadım, kusuruma bakmayın gerçekten. Yani kısaca diyor ki nasıl zaman geçiriyorsunuz? Bir yere gittiğin zaman eşini nasıl ikna ediyorsun? Vesaire. Biz en çok birlikte film izleyerek zaman geçirmesini seviyoruz. Bu çocuklardan önce tabii ki farklıydı ama artık birlikte film izleyebilmek, burada koltukta keyif yapabilmek bizim için çok büyük bir lüks. Koronadan önce de işte dışarı çıkıp restoranda yemek yemeye gitmek, arkadaşlarla sinemaya gitmek ya da bir şişe barına gitmek, yani nargile kafeye gitmek, bu tarz şeyleri yapmayı seviyorduk baş başa. Bir yere gidelim dediğim zaman Vural bugüne kadar daha hiç hayır gitmeyelim yapmayalım demedi. Şimdi düşünüyorum da yo, her zaman beni onaylar, yapalım der. Mesela çocuklarla da birlikte ne zaman şey desem, hadi gel hayvanat bahçesine gidelim ya da gel bir parka gidelim. Burada çeşitli çeşitli luna parkları var, sabit yerlerinde duran. Yani ne zaman öyle bir şey desem, öyle bir fikirde bulunsam tamam der, yani hiç düşünmeden onaylar beni. Hiç aramızda öyle bir şeyin sorunu olmadı. Tabii ki arada sırada işte canım istemiyor dediği oluyor ama bu gayet normal, yani herkesin her şeyi canını sürekli istemek zorunda değil. Bu benim için de geçerli. Mesela Vural çok sık geldiler, zille deli gibi basıyorlar. Vural çünkü mesela çok sık işte yüzmeye gidelim der. Ben de pek hoşlanmam çünkü çok iş. İşte çanta hazırla, orada çocukları yıka, giydir, eve gel, duş al, eşyaları yıka, yerleştir. Yani o kadar çok iş ki yüzmeye gitmek iki tane çocukla. O bunu mesela çok ister, ben hep hayır derim. Böyle bir şey vardır. Yani canımızın istediği sürece birbirimizi bu konuda onaylarız. Ve bunun bir sırrı da yok. Kezban Fatma Tanrıverdi. Çok güzel şeyler yapmış benim için. Övgülerinizi okumak çok isterim ama kendimi övüyormuş gibi hissediyorum bu sefer de, o yüzden Allah Allah Allah. O yüzden yapmıyorum. Ama çok teşekkür ederim. Sen anladın zaten. Sudi'cim. Bir de demiş ki çok az vlog çekiyorsun. Her gün yapsan seni seve seve izlerim. Elimden geldiği kadar. Gerçekten. Elimden geldiği kadar her şeyi yapmaya çalışıyorum zaten. Evet, bu videodan bu kadar. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Neyse, ben çocuklarla ilgileneyim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Bye bye.